Şeria Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun Zekeriya Bey. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajıma öncelikle Zekeriya Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki yapmış olduğumuz faaliyetlerden, işlerden bahsetmeden önce. Zekeriya Bey kimdir efendim? Ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? Ben 1985 doğumluyum. 33 yaşındayım. 2005 yılından beri bu sektörde hizmet veriyorum. 2015'ten beri kendi dükkanımızı kurduk çok şükür. Evet. İlerleyerek devam ediyoruz. Ya 2005'ten beri ciddi bir süre olmuş. Yani 13 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. 13 yıldan beri hem tek işim ve ilk işim. Başka bir sektörde kesinlikle çalışmadım. Bu da bir avantajınız aslında. Çok büyük bir avantaj. Evet, hiçbir işte uğraşmamanız büyük bir avantaj. Sadece bu işe. Evet. Yazdı kışlı. 13 yıl boyunca bu sektördeyim. Gönül verdik yani aslında. Tabii gönül verdik. Evet, şu anda da burada bu şekilde faaliyetler devam ediyor diyebiliriz. Ben biraz burayı tanımak istiyorum sizlerden. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi hizmetlerle karşılaşıyorlar peki? Neler yapıyoruz burada? Burada öncelik öğretmen ve öğrencinin tüm ihtiyaçlarını A'dan Z'ye karşılayabilmek. Evet. İlk önceliğimiz. Daha sonra burada her kuruma hitap edebilen ürünler bulunduruyoruz. Mesela muhasebecilerimizle, belediyelerde ne ihtiyaçları varsa ofis malzemelerinden, kaleminden kağıdına doğru hemen hemen her türlü sektöre hizmet verebiliyoruz. Evet, yani aslında biraz sizin işiniz arz talep meselesi. Aynen öyle. Yani siz de burada elinizden geldiği kadar bol ürün yelpazesiyle. Aynen öyle. Kişilere hizmet veriyorsunuz burada Hı-hı. diyebiliriz. Kitap kırtasiye, kalem, fotokopi, oyuncak, hediyelik hemen hemen her türlü. Evet. Her türlü ürün bulundurmaya çalışıyoruz. Evet, ama gerçekten çok zor bir iş yapıyorsunuz burada. Yani hizmet sektörü zor bir sektör. Evet, genelde herkes hizmet sektöründe ama sizin işiniz bir tık daha önde çünkü eğitimle uğraşıyorsunuz en önemlisi. Peki siz hizmet verirken nelere dikkat ediyorsunuz burada Zekeriya Bey? Yani olmazsa olmazlarınız nelerdir? Birinci önceliğimiz her türlü ürün bulundurmaya ve uygun fiyat almaya çalışıyoruz. Bir. İki. Kanserojen maddeleri, toksit üreten maddeleri getirmemeye çalışıyoruz. Bazı ürünler kanserojen madde. Uygun oyun hamurları kanserojen madde yapar. Biz marka getirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz yani zararsız ürünleri satmaya çalışıyoruz. Yani bu bir sağlık. Yani en önemlisi sağlık. En önemlisi sağlık. Bence en büyük başarınızın sırrı sizin Zekeriya Bey. Siz de işinizi gerçekten çok severek yapıyorsunuz. Evet doğru. İnsan zaten çok sevmedi ve inanmadı bir işte başarı gösteremez. Gösteremez, kesinlikle katılıyorum. Evet, bu arada yeni bir yer açıyorsunuz şube olarak. Biraz bahsedebilir miyiz oradan? Gaziantep'in merkezi dediğimiz çarşısında çok daha büyük, çok daha kapsamlı yeni bir dükkan açıyoruz. Buraya göre çok daha geniş ürün yelpazesi olacak. Çok daha iyi bir dükkan açacağımı düşünüyorum. Hayallerinizi gerçekleştirdiniz biraz sanırım. Hayallerimize bir adım daha atıyoruz. Hayallere bir adım daha. Gerçekleşmedi. Evet. Hayırlısı olsun diyelim inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizin de şansınız, rızkınız bol olur. Allah razı olsun. Diyelim. Peki sektörün sıkıntıları neler? İlgili farklı sıkıntılar da var. Sektörün en büyük sıkıntısı matbaacılar ve kırtasiyeler odasında iyi bir ilgilenen liderimizin olmaması, başkanımızın olmaması. Ondan dolayı hiçbir kırtasiye birlik beraberlik içerisinde değil, kendi ayağına sıkıyor. Aslında bir yardımcı olsak böyle esnaflar olarak böyle birbirinizle oturup konuşsanız, değerlendirirseniz durumları daha iyi sonuçlar çıkacak. Tüketici de kazanacak, siz de. Mutlaka öyle ama önden gelen büyük paylar, büyük esnaflar her halükarda işini döndürdüğü için kimse oralı olmuyor. Evet. Gerçekten inşallah bir an önce bu sıkıntılar gider diyelim. Peki hedeflere ulaşabildiniz mi Zekeriya Bey? İstediğiniz yerde misiniz? Hedeflere ulaşmak üzereyim. Evet. Ama o hedef ulaşıldıktan sonra yeni bir hedef kurmak zorundayız. Hedef bitmez. Hiç bitmeyecek değil mi? Yaşadığımız İnşallah. Sürece. İnşallah. Daha da güzel hedefler kuracağız. İnşallah. Belki 3. 4. şubeyi de görebiliriz. Neden olmasın? Ama hep zamanla tabii. İnşallah. 2 tane çocuğum oldu. İkiz. Onlar büyüdükten sonra onlar da inşallah 3. 4. şube kısmet evet. olursa bırakırız. İnşallah diyelim. Buradan da sevgilerimizi gönderelim. Ben aile bireylerinize de. Buradan artık son sözlerinizi alalım. Sizi sevenlere, buraya gelen misafirlerinize neler aktarmak istersiniz? Buradan son sözlerinizi alalım. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirler. Ürün ve fiyat olarak minimum seviyeleri tutmaya çalışıyoruz. Evet. Kanserojen madde dediğim gibi sağlıksız ürünleri getirmemeye çalışıyoruz. Evet.
Çünkü bunlar çok önemli konular diyerek röportajı sonlandıralım yavaş yavaş. Biz herkesi buraya davet edelim. En azından bir tanışmaya, bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Mutlaka alışveriş önemli değil. Evet. Bir çayımızı içsinler. Evet, bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatmış olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.